açıklama böyleydi. Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın önünde şu anda bir CHP heyetinin de basın açıklaması var. O da devam ediyor. Şimdi hızlı bir bakayım. CHP Sağlık'tan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz konuşuyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması özrü kabahatinden büyük demiş. Türkiye'de sağlıkta özelleştirmenin geldiği nokta burasıdır. Bu olayların sorumlusu Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz diyor. CHP heyeti yaptığı bu açıklamada. Şimdi Emrullah, bir kere Sağlık Bakanı'nın hem yazılı açıklamasına baktığında hem az önce bakanın söylediklerine baktığında ne düşünüyorsun? Önce bir kısaca o yorum alayım. Birincisi tabii ki Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamadaki verdiği bilgiler doğru. Çünkü ben de zaten bu dosyayı araştırdığımda ilk başta CİMER'e bir annenin şikayetiyle başlıyor. O şikayet İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne geliyor ve gerçekten de işini layıkıyla yapan düzgün doktorlarımız, profesörlerimiz gidiyor, incelemeler yapıyor, bir rapor hazırlıyor. O raporda işte tam da ihbarda bahsedildiği gibi birçok hastanede, yeni doğan ünitesinde usulsüzlüklerin yapıldığı belirleniyor. Ve sonrasında o rapor, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün raporu mali şubeye geliyor ve operasyon yapılıyor. Şimdi buraya kadar birinci aşama doğru. Olması gereken her şey yapılmış durumda. Tamam. Şimdi benim eleştirdiğim sadece şu. Şu an bu hastanelerin birçoğu aktif. Birçoğu hala SGK'ya fatura kesiyor. Şimdi biz neyi eleştiriyoruz? Bunlar zaten haksız kazanç elde etmek için devleti soyan hastaneler. Tabii. Hala soymasına izin veriyor. SGK anlaşmaları usulsüzlükleri yapıldığı ortada, raporlarla ortada, Sağlık Bakanlığı'nın bir raporlarla dahi iptal edilmemiş. Hayır, SGK anlaşmaları iptal edilmiş değil. SGK anlaşmaları duruyor. Bazı hastaneler kapanmış, birkaç tane hastane, ama biz burada onlarca hastaneden bahsediyoruz. Mesela sadece onların, Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımında 19 hastane ismi doğru. Var. 19 hastaneden 19 hastane. Şimdi iddianamede geçiyor değil şimdi mi bunlar? İddianameden bu hastaneler beni şu ilgilendiriyor. Şimdi bazı hastaneler bir ihbar var ama o ihbar çerçevesinde oraya yeni doğan ünitesine, bu şebeke için söylüyorum, bir bebek götürülmemiş. İhbarda adı geçen hastaneler için söylüyorum. Ama baktığımız zaman 15 hastane gözüküyor şu an dosyada ve bu 15 hastane Fırat Sır ismindeki kişi tarafından, bir doktor tarafından işletmeleri alınmış ve bir ticarethane gibi işletilen hastanelerden bahsediyoruz. Ve burada anlaşma şu gerektiriyor, bunları zaten Sağlık Bakanlığı da müfettişler de tespit ettiği için söylüyorum, %60'ı hastaneye kalıyor, %40'ı da Fırat Sır ve çetesine kalıyor. Bu yoğun yeni doğan ünitesindeki bebeklerin doldurulmasından elde edilen gelirlerle. O zaman %60'ı bu hastaneye gidiyorsa bu hastaneler kusurlu. Bu hastanelerin SGK'sı iptal edilmesi gerekiyor. Ve mesela ben sana bir şey soracağım şimdi. Bazı yine iddianameye yansıyan ifadelere baktığımda hastane yöneticileri ya da sahipleri, yanılıyorsam sen düzelt beni, diyor ki hani çalışanlar böyle bir şey yaptıysa bilemem. Şimdi bu %60, %40 yani bu anlaşma hastane yönetiminin bilgisi dışında değil. Bu yapılabilir bakın, mi? Hepsi hastane yönetiminin bilgisi dahilinde oluyor. Bir örnek vereceğim. Hı. Şimdi doğal olarak ben kendi YouTube kanalımda hastanelerin isimlerini açık açık söylüyorum. Ama şimdi burada muhtemelen söyleyemeyeceğiz. Yani söyleyemeyeceğim için hani şöyle sansürlü bir şekilde söyleyeyim. Bir hastanenin sahibi, bebekler ölüyor, sürekli bilgi veriliyor. Bebeklerin raporlarını değiştirin diyor. Epikriz raporlarını değiştirin diyor. Ölüm saatini değiştirin diyor. Şimdi hani o hastanenin sahibinin bilgisi yoktu? Hani sadece çalışanlar yapıyordu? Baktığımız zaman hepsinin bilgisi var. Ve o hastane Murat sahibi... Murat Mantuş'un ifadesini mi söylüyorsun? Yok, siz söyleyin bakayım hangisiydi? Çünkü orada da şöyle bir şey var. Yani gerçekten bu senin söylediğin, hani bu belgelerin yok edilmesi, şu bu falan... Mesela yeni doğan ünitesinde tedavi gören bebeklere ait akciğer grafileri üzerinde oynama yapılmış. Evet, SGK'ya daha fazla maliyet gösterip para almak adına entübe grafiklerini normal hastaların grafikleri olarak eklemişler. Evet. Bunun talimatını çalışanlara bu çetenin işte başındaki isimler veriyorlar. Denetimler yüzünden hatta Murat Mantuş'un Fırat Sarı'ya senet imzalattığı beyan edilmiş. Ya yani bu inanılmaz gerçekten de. Şimdi bakın, ben size şunu söyleyeyim. Bizim şu an konuştuğumuz dosyadaki daha biz %5'lik kısmı konuşuyoruz. Şimdi hastane yönetimi için diyorlar şey, bizim hani haberimiz yoktu. Hastane yönetiminin her şeyden
bilgisi var. Hastane yönetimleri hatta şöyle bir şey söylüyor. Ya diyor bu dosyada diyor çok diyor ileri gidildi diyor. Biz diyor siyaseten diyor bu dosyayı da durdurmamız gerekiyor diyor. Bunu hastane sahibi söylüyor. Hani haberiniz yoktu? Yani keşke yani yayında ismini söyleyemediğim için hani şu an hani adını söyleyemiyorum. Peki eski her Sağlık şeyden... Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi de mi var bu hastanelerde? Şimdi içinde? Bazı hastanelerde şimdi Mehmet Müezzinoğlu'nun yönetimde görünen olarak yok. Ama evet Avcılar'da bir hastane var. O hastanenin de Mehmet Müezzinoğlu'na ait bir hastane olduğunu evet biz de biliyoruz. Tamam. Şimdi bir kez daha yani şöyle... bir başından meseleyi, bir iddianame hazır. Hı hı. 22 tutuklu var değil mi? Toplamda doğru. 47 kişi var. Bunların içinde ambulans şoförleri var. Evet. Kimler var bunların içinde yani? Şimdi, doktorlar şimdi var. Şimdi daha çok doktor, hemşire ve ambulans şoförü olarak hizmet veren, 112'de çalışan kişiler var. Bunlarla birlikte de birkaç tane hastanenin sadece böyle müdürü görüken kişiler var. Ama onun dışında dediğimiz gibi bir tutuklama söz konusu değil ya da hastane sahiplerine yönelik bir tutuklama söz konusu değil. O da şunun için söylüyoruz. İşte az önce de bahsettik ya. Şimdi Fırat Sarı kendisi bir hastanede, özel bir hastanede çocuk bölümünün sorumlusu olarak görünüyor. Kendisine bir şirket kuruyor. Şirketle birlikte diyor ki bütün hastanelere dolaşıyor, özel hastanelere. Benim diyor 112'de diyor personellerim var, benim anlaşmam var o personellerle, onlara dönem dönem hani hak edişler veriyorum yani bir nevi rüşvete bağlamış durumdayım bunu söylüyor. Ben diyor sizlerin diyor yeni doğan ünitenizi hiç diyor boş bırakmayacağım diyor. Eğer ki diyor anlaşmanız yoksa diyor o yeni doğan üniteniz boş kalır diyor. Ama diyor anlaşma yaparsanız diyor sürekli diyor dolu olacak diyor. Böyle bir sistem yapıyor. Ve hastaneler de yeni doğan ünitelerini bu kişiyi kiralamış oluyorlar. Fırat Sarı'ya kiralamış oluyorlar. İşte o yüzden şu an hastane sahipleri tutuklanmış değil ya da bu dosya kapsamında bir tutukluluk evresi geçirmediler. Ama şimdi şuna baktığımız zaman hastaneler ki bunları beyanlarda olduğu için söylüyorum. Kazancın %60'ı SGK'dan gelecek olan kazancın %60'ı hastaneye gidiyor. %40'ı Fırat Sarı ve çetesine gidiyor. Ve o zaman buradan haksız kazanç elde etmiyor mu hastane? Tabii. Ediyor. Tabii. Yani bir haksız kazanç var. Demek ki o zaman bizim o haksız kazancın bedelini sormamız gerekiyor. Ayrıca bir de yoğun bakıma ihtiyacı olmadığı halde o servislere şimdi, yönlendirilen bebekler var değil şimdi mi? Aynen öyle. Şimdi zaten biz ilk başta şunu düşünüyorduk. Ben bu dosyayı ilk ele aldığımda bundan yaklaşık bir 7 ay öncesinde bu dosyayı takip etmeye başladığımda bizim düşüncemiz şuydu. Yeni doğan ünitesini bunlar günlük 8 bin liradan doldurmak için bir çete kurmuşlar. Yeni doğan ünitesindeki aslında yatması gerekmeyen sağlıklı bebekleri orada yatırıyorlar. Kaç gün yatırıyorlar? 14 gün boyunca yatırıyorlar. Şimdi bu o zaman da konuştuğumda vicdansızlıktı. Niye vicdansızlık diyorduk? Ya şimdi bebek yeni doğmuş, annesi kucağına almak istiyor. Annesine bu tabii. Kucağına vermiyorsun. Anne sütüne ihtiyacı var. Anne sütüne vermiyorsun. Orada mama veriyorsun. Keyfi bir şekilde orada 14 gün tutuyorsun. Tamamen yaklaşık 7 ay öncesinde ben bunu konuşuyordum ama dosyanın tamamına hakim olmam gerekiyordu. Sonrasında işte o fikri takiple birlikte dosyanın tamamına ulaştığımda şok oldum. Orada 12 ölümden bahsediyor. 12 bebeğin ölümünden hastaneler ve sağlık personeli sorumluydu. Nasıl bunlar sorumluydu? Yetersiz bir müdahalelerle, ilgisizliklerle. Yapılması gereken tedavilerin yapılmamasıyla. Şimdi bir de bunun ötesinde daha korkunçları da var. Şimdi evet bir bebek ölmüş bunu daha korkunç ne olabilir? Anne baba için bunu söyleyeceğim. Şimdi bazı bebekler var sağlıklı hiçbir kusuru yok. Hani orada olmaması gerekiyor ama ne yapıyorlar? İşte film çekiyorlar akciğer filmi çekiyorlar ama çektiklerinde normalde bebek sapasağlam hiçbir şey yok. Hani gelmiş olsa bir müfettiş diyecek ki ya siz bu bebeği nasıl orada yatırdınız diyecek. Ne yapıyorlar? Hemen kötü olan, daha öncesinden çekilmiş ve akciğeri onların tabiriyle söylüyorum, karanlık olan, akciğeri siyah olan filmler içine koyuyorlar. Yani ne yapıyorsun? Akciğeri, hani yine onların tabiriyle söyleyeceğim, akciğeri siyah olan raporları, filmleri oraya koyduğunda sanki o bebek kötüymüşçesine orada yeni doğan ünitesine yatırıyorsun. Daha vahimi bir şey daha yine işte söyleyeceğim, hani bunu unutmayayım çünkü çok korkunç.
Bazı bebeklere ilaç veriyorlar, keyfi ilaçlar veriyorlar. O verdikleri ilaçlardan bazı bebeklerin şu an ağır engelli olduğu ortada. Şimdi o düşünebiliyor musunuz? İlaçlar neden veriliyor? Peki neden yapıyorlar bunu? Şimdi orada bir ilaç planlaması yapılıyor. Şimdi orada ilaç planlıyor. Doktor yok, sorumlu hemşire yok. Orada vermişsin hemşire yardımcısına 18 yaşındaki bir çocuğa veriyorsun. 18 yaşındaki hani bir çocuksa yani stajyer. Yani görüntüde yoğun tamam bakım mı? Servisleri. Tabii ki, aslında stajyer, hiçbir yeterliliği de yok, olmayan servisler. Yok, aynen öyle. Yok ya şunu söylemiştim diyorum ya. Hani hemşire yardımcısı 18 yaşındaki çocuk daha stajyer. Hemşire yardımcısı gelmiş tek bir görevi var. Küvezi temizlemek. Bu kadar. Başka hiçbir görevi yok. Yani bir ilaca dokunamaz. Ama bu çocuğa ilaç verdiriyorsun, kalp masajı yaptırıyorsun, bu hangi ilacı vereceğini bilmiyor. Hatalı ilaçlar veriliyor. Hatalı ilaçlar verildiğinde ağır engelli bebekler oluşuyor. Şimdi ben de sormak istiyorum. Şimdi düşünseniz o anne babayı. Tabii. Şimdi bir ömür boyunca engelli bir çocuğunuz var. Bir ömür boyunca engelli çocuğunuzla bir aradasınız. Hangi anne baba bebeğinin sağlıklı doğduktan sonra engelli olmasını isteyebilir? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Her şeyin yıkılması lazım ya. Bu şimdi olaylar o yüzden diyorum bu şekilde ya, ortaya bu hastanelerin, yani bu hastanelerin kimin hani boğazından o haram para geçtiyse tabii, onların hesabı sorulmalı. Hepsin, o hastaneler, o hastanelerin SGK anlaşmaları kapatılmalı. Ya kapatılmalı, hastane kapatılmalı ya. Yani kesinlikle hastane kapatılmalı. Şey yani? Hadi şu an hastaneyi kapatamıyor olabilirsin ama SGK anlaşmasını elindeki raporlarla, tabii, elindeki raporlarla anında iptal edeceksin. Eğer ki SGK anlaşması iptal edilirse zaten bu hastane hiçbir ayakta kalamaz. Çünkü oradan besleniyorlar. SGK'dan besleniyorlar, devletten besleniyorlar. Devletteki bu yolsuzluktan besleniyorlar. Emrullah, dolayısıyla mesela şuraya takıldım ben, onu sorayım sana. Hani dedin ya, tamam hani tüm sevk edilen bebeklerden bazıları da gerçekten rahatsız ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan bebekler. Ama onlar da ilgisizlikten, yanlış tedaviden gidiyor. Şimdi bunun sebebi biraz da şu olabilir mi? Yani bu işi ticarete döktüklerine göre hani bu yoğun bakıma sürekli böyle birkaç günde bir değişen hasta gelmesi lazım. Şimdi onu şöyle, gözetiyor olabilirler mi gerçekten? Yok, şu şekilde ben size söyleyeyim. Zaten hiç boş kalmıyor. Bir bebek hani öldüyse, hayatını kaybettiyse küçücük bir masum bebek birkaç gün daha orada yatırıyorlar. O esnada zaten 112 hemen oraya getiriyor. Ayarlı daha mi? Öncesinde zaten şunu söylüyorlar. İşte bir küvezimiz boşalıyor. Hmm. Tamam mı? Hmm. Boşalıyor dediğinde geliyor. Bazılarında fazla bebek var. Yani normalde baktığınız zaman, çünkü tapelerde bu çıktığı için söylüyorum, yeni doğan ünitesinde mesela kapasitesi 25 bebek kapasitesi var. Orada hemşire diyor ki ya denetime gelecekler diyor, 28 bebek var diyor, ben bu 3 bebeği ne yapayım diyor. Çünkü zaten bebek hasta değil ya, 3 bebeği ne yapayım diyor. Şimdi kendi içlerinde böyle bir panik, çünkü orasının sürekli dolması gerekiyor onlar için. Ve niye? İşte diyoruz ya, günlüğü 8 bin lira bir para alacaklar, ne kadar tutabilirse orada tutacaklar. Paranın boyutunu biliyor musun? Yani bu korkunç plan üzerine şöyle, mesela... Şöyle, yani şu ana kadar, yani hala hesaplanmaya çalışıyor ama 1 milyar TL'yi geçen bir vurgundan bahsediyoruz. Ve haksız kazançtan bahsediyoruz. O yüzden hani tablo korkunç. Bu şu ana kadar tespit edilen. Bakın burada daha korkunç olanı şunu söyleyeyim. Bu şu an sadece mercek altına alınmış hastaneler için geçerli. Hani bana daha hem sosyal işin medyadan hem de hani medya üzerinden o kadar çok ulaşan insanlar Türkiye'nin her yerinde ihbar yağıyor. İşte ya İstanbul'la sınırlı değil bu hikaye. İstanbul sınırlı değil. Çünkü burada insanların bazı art niyetli sağlık çalışanların burada işini layıkıyla yapan dürüst sağlık çalışanlarımızı tenzih ediyorum. Gerçekten de özveriyle çalışan sağlıkçılarımız var. Yani onları tenzih ediyorum. Ama bazıları da var ki özellikle bu hastanelerde hani devlette doğum yapmış, özel hastaneye hani göndermek istiyorlar. Özel hastaneye zorla gönderiyorlar. Ve bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde çok yoğun ihbarlar geliyor. Bizim de bebeğimize aynısı oldu. Biz bebeğimizi aldık. Ne zaman ki o özel hastaneden çıkarttık, işte devlet hastanesine götürdük ya da başka bir hastaneye götürdük, birdenbire bebeğimiz iyileşti diyorlar. Yine buna başka bir örnek, işte müfettişler geliyor. Müfettişler geldiğinde diyorlar ki entübe bir bebek var diyorlar. Müfettişler için söylüyorum. Entübe bir bebek var diyorlar. 15 dakika önce diyor, bu bebek entübe görünüyordu. Nasıl birdenbire iyileşti diyor. İyileşti diyorlar doktorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Çünkü sistemde entübe olarak gösteriyorsun ama müfettişler denetim yaparken diyor ki 15 dakika önce entübe olan bir bebek diyor, nasıl iyileşmiş olabilir diyor. İyileşti diyorlar, birdenbire hani kendine geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Pip,
Peki bir şey soracağım. Bir kere şu anlaşılıyor. İyice iş dallanıp budaklanacak belli. Yani o ihbarlardan, sana gelen ihbarlardan da anladığımız bu. Yani bu birkaç özel hastaneyle işte 22 tutuklu 47 kişi hakkında iddianamede işte şey var, işlem var. Bu sayıyla sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin farklı yerlerinden benzer haberler gelebilir. Ve gerçekten inanılmaz. Şunu merak ettim Emrullah. Bu 2023'te nasıl gelmiş ihbar? Yani nasıl anlaşılmış? Çok basit. Bir anne. Bakın ben o ihbardaki anneyle de konuştum. Anne halen şu an psikolojik bir tedavi görüyor. Hala kendine değil. Uzun bir yıllar bebeği olmamış. Ve sonra tedavilerle bebeği oluyor. Bebeği doğduğunda ilk başta sağlıklı diye her şey söyleniyor. Sonrasında birdenbire fenalaştı diye yoğun bakım ünitesine alınıyor. Ve sonrasında da maalesef ki düşündüğün yani 10 yıldır hani bebek hasreti çeken annenin kucağına o bebeğin naaşı veriliyor. Şimdi bu anne CİMER'e ihbarda bulunuyor. O ihbarla her şey başlıyor. O yüzden diyoruz biz bu dosyaya sahip çıkmamız gerekiyor. O bebekler için. Tabii. Masum bebekler için bu dosyaya sahip tabii, çıkmamız öyle, gerekiyor. Öyle. Peki ama şimdi şurası da garip değil mi? Ya bu işin içindeki kişiler haricinde o yoğun bakım servislerinde ya da ne bileyim ilgili birimlerde başka çalışanlar var. Hı hı. Hiç kimse fark etmemiş mi? Şimdi aslında orada fark edenler var. Şimdi ben de bunu tapelerden dosya okuduğumda görüyorum. İşte orada deniyor işte şu bizi şikayet etti, bu bizi şikayet etti. Bu ne yapıyorsunuz diyor. Niye orada sürekli ölümler oluyor diyor. Şimdi aslında hastanede bazı yine dürüst doktorlar, o hastanedeki bazı dürüst doktorlar ve hemşireler bunları fark ediyor. Kendileri şikayetçi oluyor. Çünkü zaten bunu tapede görüyorum diyor ki bilmem kim bizi kim şikayet etmiş olabilir. Herkes kendi içinde diyor ki o bizi şikayet etmiş olabilir. Bu sistemi zaten biliyor. O şikayet etmiştir. Kendi içlerinde bir cadı avına çevirmişler. Hani kim şikayet ediyor bizi diye. Çünkü defalarca şikayet çerçevesinde zaten İl Sağlık Müdürlüğü'nden ekipler gelmiş, raporları tutmuşlar, tutanaklarını tutmuşlar. Sonrasında annenin ihbarıyla birlikte bütün her şey tam böyle şekliyle oluşmuş ve maluşbe dosya gelmiş. Orada yine sağlık çalışanlarının da ihbarı var, bunu söyleyebilirim yani. Şimdi mesela bu, bakın yani sonuçları, Profesör Doktor Atilla Çoruh bir mesaj atmış. X'de. Demiş ki Senem Hanım, önemli bir nokta da gerçek anlamda yeni doğan takip tedavisi gereken bebekler, yeni doğan yoğun bakımları buna ihtiyacı olmayan bebekler nedeniyle yatak işgal ettikleri için ihtiyacı olanlara da yer bulunamıyor. Nasıl zincirleme etkisi doğru var değil mi? Bu inanılmaz doğru bir şey. Şimdi en başta Emrullah'ın söylediğini bu işi toparlarken, yayını toparlarken bence bir kez daha altını çizelim. Tamam. Bu arada savcı değil mi? Yani, yani Allah ondan razı olsun dedi Sağlık Bakanı. Kesinlikle. Gerçekten de öyle galiba. Kesinlikle. Ben ona ilişkin yorumunu da alayım savcıya ilişkin. Ya şöyle ben onu duyduğumda inanamadım. Hani bu görüntüyü de ilk kez ben hani yayınlamıştım. Bir savcıyı, sağlık çetesi 12 bebek ölmüş nasıl gelir de çete tehdit edebilir diye şok oldum. Savcı geri adım atmadı. Gerçekten de hani Türkiye hani böyle baktığın zaman hani onu yetiştiren hani annenin babanın herhalde ellerinden öpmesi gerekecektir. İnşallah hani savcı bu dik duruşunu da devam ettirebilir ve bundan sonrası anlamında da devlet hani sahip çıkar. Çünkü sahip çıkması da gerekiyor ki eğer ki istediklerini yapmış olsaydı biz belki de bu dosyayı böyle konuşmuyor olacaktık. Tabii. İşte zaman zaman çeşitli vesileler üzerine hani bu ülkenin çok güçlü savcılara kesinlikle ve mesleğini namusuna yapan savcılara, hakimlere ihtiyacı var diyoruz ya. İşte onlardan biri kesinlikle burada. Son olarak hadi en başta söylediğimizi tekrarlayalım. Hala bugün için sorgulamamız gereken mesele şu. Burada ismi geçen hastanelerin hala devam eden SGK anlaşmaları var. Lütfen finaline dair o sorgulamanı bir kez daha yapar mısın? Sorularını şey sorar mısın? Ben Sağlık Bakanlığı'ndan iki şey istiyorum. Bu bebeklerin en azından sahip çıkabilmemiz için, yani sağlığını kaybetmiş yeni doğan ünitesinin bebeklerin hakkını arayabilmemiz için bir, bu hastanelerin SGK anlaşmaları iptal edilmeli. İki, bu hastanenin gerekiyorsa kara paradan, yasa dışı böyle kazançtan, haksız kazançtan işlemler yapılarak gerekiyorsa devlet
o hastane sahiplerin mallarına el koymalı. Çünkü bunu para için yapıyorlar. Para için yapıyorsalar onların mallarının hepsine el koymalı. 3. Türkiye'nin her yerinden bu anlamda sağlık sistemindeki bu eksik, hatalı alanla ilgili olarak özel hastaneler çok ihbar geliyor. Sağlık Bakanlığı bütün hastanelerle ilgili özellikle ilk başta bebek ölümleri, yeni doğan ünitesi bebek ölümlerin hepsini araştırmalı. Ve araştırarak hangi hastanelerin kusuru var bunların hepsini ortaya konulmalı. Ve yine bu anlamda Türkiye'nin her yerinden gelen ihbarlar da çok hızlı bir şekilde savcılıklar tarafından değerlendirilmeli. Ki sağlık skandalı tam anlamıyla ortaya çıkartılsın. Emrullah çok teşekkürler. İyi yayınlar. Eline de sağlık, kalemine de sağlık. Çok dehşet verici bir olay. İyi ki de açığa çıktı. Senin haberinle de tüm Türkiye duydu. Hani zaten evet 2023'te başlamış ama belli bir noktada kalmaması için, evet, tüm Türkiye kamuoyunun bundan haberdar olması gerekiyordu, konuşmamız gerekiyordu.